Oksijen satürasyonu 88'e düştü. Akciğerleri iflas etmek üzere. Acilen solunum cihazına ihtiyacı var. Ve diyalize. Çoklu organ yetmezliği sizin dikkatinizi dağıtıyor. Bizim derdimiz serçe parmağı. Hastanın kesmediğimiz elinde ölü bir serçe var şu anda. Ama parmağı yüzünden değil, çoklu organ yetmezliğinden ölecek. Organ yetmezliği. Adı bile sıkıcı. Serçe parmağı. Daha enteresan değil mi? Ne diyor? Hı? Bu minik serçe ne diyor acaba? Diğer serçeyi kesmeden önce ne söylüyorsa o. Semptomları aynı. Ama şimdi öttü. Diğer elle aynı zamanda değil. Şimdi. Neden? Neden şimdi? Hastanın kan tahlilleri hafif dik olduğunu göstermişti. Ne kadar hafif. Şimdi denize girdiğin zaman mayonun üzerinde su damlaları kalır, öyle değil mi? Bu su damlaları deniz seviyesini düşürür teknik olarak. Yani teknik olarak doğru ama o kadar önemli bir şey olmayabilir bu dik. Evet, hiçbir şey açıklamıyor olsaydı dik olmaması her şeyi açıklardı. Endokardit. Hı? Endokardit. Hastanın kalbi enfekte olmuş. Bakteri topakları kalp kapakçıklarına asılmış bekliyorlar. Bazen bazıları tutunamayıp düşüyor, kan dolaşımına katılıyor ve başka yerlere gidiyor. Mesela sağ ele. Siyah parmaklar kangren. Sonra bir kısmı daha tutunamayıp düşüyor. Onlar da mesela böbreklere gidiyorlar. Sonuncuların nereye gittiğini söylememe gerek yok herhalde. Sol ele. Endokardit ateşi de açıklıyor. Evet, mükemmel. Ama biz zaten endokardit için kan kültürü aldık ve sonuç negatif çıktı. O zaman negatif. Ya gerçekten negatif? Peki, bir soru. Hangi enfeksiyon aynı zamanda zatüreye ve kültürde üreme olmadan endokardite sebep olur? Saksı zamanı. Çalıştırın bakalım saksıları, süreniz başladı. Yalnız bu arada her verdiğim ipucu ödül miktarını biraz azaltıyor. Hadi bakalım dinleyelim. Şu minik serçeyi ötüyor da ötüyor. Ne diyor acaba? Ha? Nasıl yani hocam? Pistakoz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama Arçil'in emcil papağanı falan yok. Ötmeyi bırak. Hemen doksisiklin başla. Ateş, hayır. Bu pıhtılaşma sorunu daha da arttırır. Ay, hadi bir çılgınlık yapalım. Acayip acayip ilaçlar deneyelim dediğin zaman daha çok seviyorum seni, biliyor musun? Eğer hemen doksisiklin başlarsak belki hastanın serçe parmağını kurtarabiliriz. En azından küçük kardeşine 5'e kadar saymayı öğretebilir. Yanılıyorsanız hem elini hem de ayaklarını kaybeder ama bu kez. Yanılıyorsanız ölür demenin daha kibarca yolu galiba bu, öyle mi? Nerede çalışıyor bu çocuk geceleri? Lokantada temizlik yapıyor. Ama ne bileyim, tavuk kanadından, yemekten falan kapacak hali yok. Ne zamandan beri 12 yaşında çocukların lokantada yerleri paspaslamalarına izin veriyorlar? Arşel 20 yaşında. Hadi be. Ha, çok genç gösteriyor. Привет. Bu gece ne yapacaktın? Ha? Cumartesi geceleri nerede çalışıyorsun? Ateş, sen ne yapıyorsun? Uyandırmaya çalışıyorum. Delirdin herhalde. Yeni kestik çocuğun elini. Hayır, yapamazsın böyle bir şey. Verir misin? Tamam, ben de o konuda konuşacaktım zaten. Твой сын где сегодня вечером должен быть работать?
Bir anda çıkıverdi ağzımdan. Vallahi bilmiyorum ben de ne dedim. Sen Rusça mı konuşuyorsun? Niye başından beri söylemiyorsun bana? O zaman benimle konuşmak isterdi. Biliyorsun hasta yakınlarıyla konuşmak prensiplerime aykırı. Davay davay at be çayımı niye? Davay. Ya onun gibi bir şey. Arçil po subotam ne работает. Cumartesi geceleri oğlunun çalışmadığını söylüyor. Külahımı anlatsın. Ver bakalım şu konuşturma suyunu. Ver, 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 ver. Ateş, senin kafandaki iddiaya uymaması kadının yalan söylediği anlamına gelmiyor. Annesi odada değilken küçük kardeşi abisine bu gece senin yerine bakayım abi dedi. Чемишь ваш сын занимается пасботом? Встречаются со своими друзьями и играет в карты. Beyefendi cumartesi geceleri kağıt oynuyormuş. Ya yalan söylüyor ya da kuşlarla kağıt oynuyor. И куда он идет? Я не знаю. Şeytan diyor. Şu konuşturma iğnesini anneye yap. Ateş yeter artık gerçekten tamam. Kadıncağız demek ki şu anda neden bahsettiğini bilmiyor. Büyük ihtimalle evinin yakınlarında bir yere gidiyor bu çocuk. Akşamları böyle eski depo, fabrika, sanayi gibi bir yer, terk edilmiş bir yer. Kuşlar öyle söyledi. Ekibi topla, dağılıp arayın. Neyi arayacağız? Sağlam pabuca benzemeyen birini. Öyle birini görürseniz, buralarda bahis oynayabileceğimiz bir yer var mı baba? Diyeceksiniz. Tamam. Sayonara. Çoktan başladım pistakoz tedavisine. Sen hastaneden çıkar çıkmaz. Evet. Bir şey değil. Yaptık. Birazcık daha bekleteceğim seni. Bunu da şöyle yapalım. Birazcık daha bekleyeceksin. Doktor, tek elle de tavla oynanabiliyor öyle değil mi? Bak, zırhımızı atıyoruz tek elle. Sen zaten hiçbir elini kullanmıyorsun şu anda. Bir minik daha bekleteceğim. Çay falan söyleyeyim mi sana beklerken? Olur. Ha? Güzel bir çay söyleyeyim sana. Ama ben her zaman ellerimi yıkarım. Eğer kuş enfekte olduysa ellerini yıkaman yetmez Arçil. Yani sadece hayvanın tozunu solumak bile psikoz olmana sebep olur. O zaman neden sadece ben hasta oldum? Astımın yüzünden. Astım olduğun için vücudun bu tarz şeylere karşı daha savunmasız. Onun için. Ama artık daha iyi olacaksın. Спасибо. Hayatımı kurtardığınız için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.